Hazırlatı ve daha sonra da Ocak ayında yapılacak atık tesisi ihalesiyle Bodrum Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında Bodrum'un kabusu haline gelen isale hattı patlakları ile ilgili komisyon kuruldu. Konacık Mahallesi'nde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi. Aynı zamanda üreticilerden de garantili adım yapacağımız için onların da hayatlarını idame ettirmeleri ve üretimi devam ettirmelerini İlke hizmete giren Bodrum Belediyesi Pet Bulans aracının toplantı salonu girişinde tanıtımı yapılırken ilçede 500 tane imza toplayan 10 yaşındaki Sevinç Sukarlıova çocuk masası kurulması için topladığı imzaları başkan Aras'a verdi. Toplantının başında iki önerge verildi. CHP'li üyeler tarafından verilen 2010 yılında DSİ tarafından Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan içme suyu hattında yanlış imalat ve hatalı malzeme kullanılması sonucu defalarca patlaklar meydana gelmiştir. Birçok vatandaşın evinde ve iş yerinde maddi hasar oluşmuş, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Sorunun çözüme kavuşturulması için bir komisyon kurulması önergesi oylanarak meclis gündemine alındı. Daha sonra görüşülen madde ile ilgili altyapı içme suyu ve sel baskınları araştırma komisyonu kurularak Banu Özberk, Mustafa Çortoğlu, Tamer Mandalinci, İsmail Karaşehirli ve İsmail Uslu komisyon üyeliğine seçildi. Komisyonun bahse konu sorunlarla ilgili rapor hazırlayacağı ifade edildi. MHP ve AK Parti grubu tarafından verilen ikinci önergede ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce Bodrum limanında yapılacak çalışmalar kapsamında yüzey kaplamasında mermer kullanılmasının doğru bir tercih olmadığı ve ıslanınca kayganlaşıp kayıp düşmelere sebep olacağı ifade edilerek konunun belediye meclisinde görüşülmesi ve alternatif doğal taşların kullanılması ile ilgili yeni görüşün büyükşehir belediyesine sunulması önerildi. Oy çokluğuyla gündeme alınan önerge daha sonra oy birliğiyle Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu'na havale edildi. Toplantının ilk gündem maddesinde Turgut Reis Mahallesi Domalan Mevki 381 ada, bir parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda hazırlanan iskele amaçlı, 1'e 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1'e bin ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca istenen kurum görüşü ele alındı. Bölgenin kumsal olmasından dolayı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca verilen olumsuz görüş oy birliğiyle kabul edilerek iskele için olumsuz görüş verildi. Bu madde görüşüldüğü sırada sahil güvenlik komutanlığı için Turgut Reis sahilinde yapılması planlanan limanda gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Aras en az 3-4 tane turistik tesisin önü kapanıyor ve buranın sığ yapısından dolayı Çatalada'ya doğru uzayan 500 metre bir liman yapılmak istenmekte. Buna karşı çıkacağız daha sonra bunu meclisimizin gündemine getireceğiz diye konuştu. Bu maddede Belediye Meclisi'nin 05092019 tarih ve 2019'a 124 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bodrum Belediyesi 2020-2024 yılı stratejik plan çalışması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nun uygun kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Üçüncü maddede belediye meclisinin 05.09.2019 tarih ve 2019'a 125 sayılı kararıyla plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Bodrum Belediyesi 2020 yılı performans programı taslağı ile ilgili plan ve bütçe komisyonunun uygun kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Aynı zamanda üreticilerden de garantili adım yapacağımız için onların da hayatlarını idame ettirmeleri ve üretimi devam ettirmelerini Dereköy Mahallesi Kavak Deresi mevkiinde tapunun 202 ada 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın önünden geçen mevcut köy yoluna bağlantısını sağlayan kadastral yol hazine mülkiyetinde kalan mera vasıflı taşınmazların içinden geçtiğinden Mera vasfının değişikliğine ilişkin teklifin görüşülmesiyle ilgili dördüncü madde ise imar yolunun yapılaşmayı açacağı gerekçesiyle oy birliğiyle reddedildi. 5. maddede ise belediye başkanı tarafından başkan yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyesi Emel Çakaloğlu'nun maaşı belirlendi. Çakaloğlu'nun maaşı belediye başkanının maaşının 3'te 2'sini geçmeyecek şekilde 9.119 lira olarak kararlaştırıldı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesine istinaden Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait gider bütçesinden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait gider bütçesine ödenek aktarımı yapılması hususunun görüşüldüğü 6. gündem maddesinde ise 265 bin lira Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne aktarım yapılması oy birliğiyle karara bağlandı. 7. gündem maddesinde Bodrum Belediyesi 2020 yılı vergi ve harçlarla ücret tarifesi taslağının görüşülmesi Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. 8. gündem maddesinde ise Bodrum Belediyesi 2020 yılı ve izleyen 2 yıl bütçe taslağı yine Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Bütçe taslağı ile ilgili 17 Ekim günü saat 14'te Belediye Meclisi bir kez daha toplanacak.